Peki hocam, para var mı para? Son 5 dakikaya geldik. Para yok, mutluluk var. Para yok, mutluluk var. Para zaten geliyor hocam, mutluluğunuz. Sevdiğiniz bölümü ve hocam şifreyi verdi zaten. Sevdiğiniz ve mutlu olacağınız bölümü seçin. İyi eğitim alın. Gerisi zaten gelecek. Hiç şüpheniz olmasın. Çok çalışacaksınız bize ama. Bize gelen çocuklar, bakın tanıtım günlerinde ben bizzat bulundum. Tanıtım masasında oturdum. Diş hekimliği fakültesini tercih eden çocuk, ben diş hekimi olmak istiyorum diye geliyor. Bu mutlu çocuk. Zaten sen tıp mı dip diş mi diye düşünüyorsan gelme bana. Ben istemiyorum. Bana da faydan olmayacak. Gelen. Ben sana veremeyeceğim. Mutlu olmayacaksın. Ha, küçük bir parantez açayım. Böyle gelip burada okumaya başlayıp sonra çok mutlu olan da var. Bunları istisnaları da söyleyeyim. Yani ben diş hekimine girdim, tıp istiyordum ama ne fevkalade bir bölümmüş. Bu eğitim, hepsini, bütün tıbbı öğrendim. Bir de spesifik bir konuda uzman oldum. Bu da bir parantez açıyorum. Ama onun dışında ben diş hekimi olacağım diyen çocuk buradan eğitim aldığı takdirde önce mutlu olacak. Sonra mesleğini mutlu bir şekilde, bir sağlık hizmeti bu, insanlara yansıtacak. Bu çok önemli ve de eğitim sırasında da zaten hem sosyal hem akademik yönde gelişme şansı var. Bu anlamda tercih, fakülte seçerken bu anlamda tercih yapmaları gerekiyor. Çok, yani çok önemli. Daha global bakmaları sadece gerekiyor. Sadece şunu söylemem lazım, bu meslek kararı nasıl veriliyor? Ben bu konuda mağdur öğrencilerden bir tanesiyim. Fen lisesi mezunuyum. İster istemez hepimiz yarış atı gibi çalışıyorduk. İşte bir taraftan ailemiz, bir taraftan işte olduğumuz sosyal ortam nedeniyle hepimiz sayısal bölümlere, olaylara yöneldik. İşte ben adım mühendislik düşünüyordum. Fakat istediğim mühendislik gelmedi. İkinci seneye kaldığım zaman kendi iç sesimi dinleme şansım oldu. Evet, her ama zaman çalışmış ilk her zaman çalışmış. Mezuna kalmak da aslında kötü bir şey değil. Evet, kendimizi evet, daha iyi tanıma şansımız oluyor. İyi ki de kendimi dinlemişim. Yani iletişime dair bir şeylerin benim hayatımda daha güzel bir yerlere götüreceğini düşünüyordum. İyi ki de bu yola girmişim. Bu yüzden arkadaşlarımız anne babanın dayatmasıyla veya okuldaki sosyal ortamlardan dolayı değil, bir akıllı tercih meslek testi bu konuda en güzel hikayelerden bir tanesi. Bol bol veriyoruz akıllı tercih meslek testi. Bu sene 500 arkadaşımıza hediye ettik onu. En azından Atlas Üniversitesi'yle. İç seslerini de dinleyerek tercihlerini yaparlarsa 2 sene sonra tekrardan üniversite sınavına giren arkadaşlar arasında onları görmeyiz. Diğer arkadaşların da hakkına girmemiş olurlar. Çok ciddi sayıda tekrar yerleştiği halde bölümünden birisi. Mutsuz olan %64 sevgili arkadaşlar. Üniversitede okuyup bölümünden, üniversitesinden mutsuz olan %64. O yüzden tercihi iyi düşünmek lazım. Son bir ekleme yapmak istiyorum ben Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi adına. Yani çocuklara şöyle bir mesajım var. İnanılmaz bir jenerasyon başvurdu yüz yüze gelip. İnanılmaz zeki çocuklar. Ben diş hekimi istiyorum diye gelen pırıl pırıl böyle zeka fışkıran gözünden çocuklar var. Çok güzel bir sınıf olacak bu sene. Bizim fakülte için konuşuyorum. Ve bunları çok iyi yetiştireceğiz. Bu bize de bir heyecan katıyor. Evet, Onun için bunu da mutlaka dikkate alsınlar. Evet.